Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuh. Değerli arkadaşlar, bugün Risale-i Nur'lara ele alacağız ve Risale-i Nur içerisindeki belli başlı konular hakkında çeşitli mülahazalarda bulunacağız. Öyleyse başlayalım. Risale-i Nur takipçileri veya kendi deyimiyle Nur talebeleri tarikatçılardan biraz daha farklıdır arkadaşlar. Temelde onlar da nakşi bir kökenden beslenseler de Said Nursi'nin Risale-i Nurların farklı yerlerinde zaman tarikat zamanı değil veya biz tarikat dersi vermiyoruz şeklindeki ifadelerinden dolayı onlara tarikatçı demek yanlış olur. Ki Nurcuların genel karakteristik özellikleri tarikatçılardan ayrıdır. Mesela tarikatçılar cübbe giyer, sarık giyer, böyle sakal falan uzatırlar. Ancak Nurcular genelde pantolon, gömlek ve badem bıyık bırakırlar. Tarikatçılarda hepsinde olmasa da bazı tabakalarında belli başlı kesimler bu işin ekmeğini yer. Ancak nurcularda genellikle bu fedakarlık temalı devam eder. Tarikatçılarda her tarikatta olmasa da her sene en az bir tarikatta bir taciz, bir çocuk tecavüzü, bir kadın tecavüzü, bir para skandalı, bir rant her sene mutlaka en az bir kere yaşanır ve Türkiye'nin gündemine oturur. Ancak nurcularda böyle bir şeyi rastlamazsınız. Bu yönüyle nurcuların sabıkasının oldukça temiz olduğunu belirtmek lazım ve adil olmak gerekirse, objektif olmak gerekirse bunun böyle olduğunu itiraf etmek lazım. Risale-i Nurlar meselesine gelecek olursak arkadaşlar, şunu en başta bir hatırlatma olarak söyleyelim. Biz birinci derste ne demiştik? Birinci videoda Said Nursi'nin eski Said dönemini ele almıştık. Eski Said döneminden bahsederken ne demiştik? Said Nursi aslında yaptığı çalışmalarla bazı faydaları ve bazı zararları olan biriydi. Yani yeri gelmiş İslam için elinden gelen çabayı göstermiş ama Abdurrahmit gibi bir adamın yıkılmasına ve hilafetin kaldırılmasına kadar giden o sürecin fitilini ateşleyenlerden biri olmuştur diyerek eski Said dönemine ele almıştık. Yeni Said döneminde de yaptığı bazı icraatları ve başına gelen musibetleri, cezaevi, zehirlenme vesaire bu tip olaylardan bahsetmiştik ve ikinci Said döneminin yani yeni Said döneminin en dikkat çeken unsuru ise Risale-i Nur'du. Risale-i Nur'ları yazmasıydı ve bugün Risale-i Nur'ları ele alacağız. Risale-i Nur'larda şunu özellikle en baştan söylemek istiyorum arkadaşlar. Bizler YouTube'da izlediğiniz diğer videolarda bahsedilen konulardan bahsetmeyeceğiz. Mesela Said Nursi bir yerde diyor ki Bir zaman Eskişehir hapishanesinin penceresinde bir cumhuriyet bayramında oturmuş. Karşımdaki lisenin bahçesinde Raksa'dan kızları seyrediyordum diyor. Ve onların 50 sene sonraki halleri bana manevi bir sinemayla gösterildi. Birkaçı hariç çoğu cehennemde yanıyordu, kabirde yanıyordu diyor. İşte bazıları buradan yola çıkarak diyor ki ya işte Said Nursi'ye bak hapse girmiş. Yaşlı başlı adam lisedeki kızları seyrediyor. İşte Said Nursi'ye bak gelecekteki 50 yıl sonraki hallerini görmüş falan. Böyle saçma saçma eleştiriler yapmış arkadaşlar. Subhanallah yani. Allah Azze ve Celle bile ayeti kerimede müminlerin cennetliklerle cehennemliklerin konuşmasını bize aktarıyor değil mi? E yine aynı şekilde bizler bazı insanlar hakkında ne diyoruz? Mesela işte falanca kişi eğer bu hal üzere ölürse kafir olarak ölecek diyoruz değil mi? mesela sürekli internet üzerinden kendini alim zanneden ve kendi dışından nurcular da dahil herkese eleştiren, kendi partisine oy vermeyen, kendi tarikatından olmayan herkese eleştiren genç papaz diye biri var. Bu mesela bu genç hoca kod kullanıyor. Zaten bu tarikatçıların çoğunun YouTube kanalının hep kod isim üzerinden olduğunu görürsünüz. İnnemel mu'minuna ihvatun kod isim, irfan ehli kod isim, cübbeli ahmet kod genç hoca kod isim. Darul İslam kod Dede kod isim. Yani ne kadar böyle kod isim varsa hep böyle tarikatçılar kod isim üzerinden kendilerine YouTube kanalları açarlar. İşte bu adam da böyle sürekli insanları eleştiriyor ve bu adam bir putperest yani. Bu adam bir beyin yamyamı. Bu adam hakkında biz ne diyoruz? Bu hal üzere ölürse ebedi cehennemliktir diyoruz değil mi? Ne yani şimdi bizim söylediğimiz şirk mi? Hayır. Biz o anki hal üzerinden bir gelecek senaryosu çiziyoruz. Allahu Alem diyerek ona da bir kayıt getiriyoruz. Said Nursi de Eskişehir Hapishanesi'nin penceresinden bakarken böyle bir tespitte bulunuyor. Yani bunun üzerine ona çıkarak işte bakın Said Nursi kızlara bakmış Allah belasını versin veya işte bakın Said Nursi gelecekten haber veriyor şeklinde tutarsız sözler tabii ki söylemeyeceğiz yani. Her kitap içerisinde doğrular da yanlışlar da olabilir arkadaşlar. Yani bozuk bir saat bile günde iki defa doğruyu gösterir değil mi? Mesela bir durduğunda saat birdeyken durduğunu varsayalım saat birde durdu. O saat hem gündüz birde hem de gece birde doğruyu gösterir değil mi? Bakın durmuş bir saat, saat birde durmuş bir saat hem gündüz hem de gece saat 1'de doğruyu gösteriyor. Ancak onun bu doğrularını biz genele yayarsak bu saatin çalıştığını iddia etmiş oluruz. Bu da ahmaklık olur değil mi? Dolayısıyla bir adamda birkaç yanlış var diye o tamamen yanlış bir adam olmayacağı gibi bir adamda birkaç doğru var diye o adamın tamamen doğru adam olacağı anlamına da gelmez. Said Nursi meselesinde de Risale-i Nurların hepsi baştan aşağı şirktir demiyoruz. Ancak içerisinde yoğun bir şirk vardır ve bu yüzden biz bu kitapları kabul etmiyoruz diyoruz. Neden peki böyle söylüyoruz? Çünkü Risale-i Nur'un sloganı Kur'an tefsiridir. Yani Risale-i Nur diyorlar ki Kur'an tefsiridir. Nurcular hepsi diyor ki Risale-i Nur bir Kur'an tefsiridir. Kur'an tefsiri olan bir kitapta şirk olmaz. Kur'an tefsiri olan bir kitapta bırakın şirki haram, bidat, hurafe bile olmaz. Ancak Risale-i Nur'da birçok şirkler var. Ve biz bu yüzden diyoruz ki Said Nursi'yi tarihi bir karakter olarak görelim ve onu Allah'a havale edelim. Ancak nurcular bunu bir kenara bırakalım. Said Nursi'nin Mehdi olduğunu, peygamberin bir aynası olduğunu, Risale-i Nur'un Mehdi'nin bir cihazatı olduğunu vesaire vesaire bir sürü şey yüklüyorlar. İşte biz buna karşıyız. Sadece Said Nursi üzerinde değil bütün tarikatlar ve cemaatler üzerinde biz insanların kutsallaştırılmasını ve bir pagan fetişizminin yapılmasına kesinlikle karşıyız. Ve Risale-i Nur'u da bu şekilde ele alacağız. Ele alırken de YouTube'daki diğer videolardaki gibi böyle ergen tarzında karşı koşullar değil, daha böyle mutet daha olması gereken konuları ele aldığımızı ve bunun üzerine bir çalışma yaptığımızı size en baştan belirtmek istiyorum inşallah. Evet arkadaşlar, inşallah başlayalım. Bunları inşallah okuyarak gideceğim. Ve şunu en baştan belirteyim ki, okuduğum kısımların önem sırasına göre yapılmadığını bilin. Yani en önemliden en önemsize doğru gitmiyorum. Tamamen karışık bir şekilde hazırladım. Normalde 60 sayfalık bir not hazırladım ancak 60 sayfalık notu burada zikretmeye kalksak baya baya uzun bir video olacağı için elimden geldiğince önemli yerleri ele alıp size göstermeyi hedefledim. Bu yönüyle birincisini, ikincisini, üçüncüsünü ve sonuncusuna kadar hepsini dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Özellikle burada kitabın ismini, sayfasını bile belirtiyorum. Ona göre kendinizle karşılaştırma yapabilirsiniz. En baştan da söylediğim gibi hangi Risale-i Nur hocası veya YouTube kanalı veya kendisini Risale-i Nur'a nispet eden kişi, hoca, şahıs vesaire. Bunlar olursa olsun onlarla konuşmaya hazır olduğumuzu da tekrar belirtelim. İstedikleri yerde istedikleri şekilde kendileriyle münazara yapabiliriz. Sadece Risale-i Nur üstünden de konuşabiliriz. İsterlerse farklı farklı konulardan da konuşabiliriz. İnşallah bu insanların hidayetine vesile olur ve Allah Azze ve Celle bu vesileyle bu nurculara hidayet eder. Yani bu yönüyle inşallah insanları zayıfa almamanızı ve onları hafif görmemenizi rica ediyorum. Bazen Allah Azze ve Celle bir çocukla bile insanların üzerinde hücceti tamamlayabilir. Bazen yaşlı bir adamla, bazen kör bir adamla, bazen sağır bir adamla bile insanların üzerinde hüccetini tamamlayabilir. Peygamber kıssaları ve sahabe kıssaları bunun örnekleriyle doldur. O yüzden bu videoyu izleyen nurcuların kibirlenmemesini onlardan rica ediyorum. Şu unutulmamalıdır ki İslam dininde cehalet özür değildir. Allah Azze ve Celle insanlar üzerindeki cehaleti Elestu diye söz alarak kaldırmıştır. İnsanları hayvanlardan ayıran Lakat halakna insanu fi ahsani takvim diyerek yani insanı biz üstün kıldık diyerek insanları hayvanlardan ayıran akıl nimetini vererek insanların üzerinden hüccetini kaldırmıştır. İnsanlara peygamberler göndererek onların üzerindeki hüccetini kaldırmıştır. Walakat fi kulli ummetin rasulana ve tağut değil mi? Allah bütün ümmetlere peygamberler gönderdik. Allah'a ibadet etsinler, tağutu da reddetsinler diye söylüyor. Başka bir ayette de mesela kana nasu ummeten vel diyor. İnsanlar önceden bir tek ümmetti. Sonra Allah onları uyarsın ve müjdelesin diye peygamberler gönderdiğini söylüyor. Yine peygamberler göndererek dedik. Allah azze ve celle insanlar üzerindeki hücceti kaldırmıştır. Aynı şekilde Allah Kur'an göndererek insanların üzerindeki hücceti kaldırmıştır. Aynı şekilde Allah azze ve celle kainatı kevni ayetleriyle donatarak insanlar üzerindeki hücceti kaldırmıştır. O yüzden sizin akidenizde bulunan şirkleri inşallah izale edin ve bu şekilde hareket edin ki Allah azze ve celle de sizden razı olsun. Bu yönüyle inşallah kibir yapmayın ve dikkatli bir şekilde dinleyin. Allah'ın izniyle başlayalım. Dediğim gibi önem sırasına göre değil, karışık bir şekilde hazırladım ve elimden geldiğince de sadeleştirmeye çalıştım. E şimdi başlayalım. Said Nursi 15 yaşından küçük olan Hristiyanların şehit olduğunu, 15 yaşından büyük olan Hristiyanlarınsa cennetlik olduğunu söylüyor. Bakın, bu kısım Kastamonu layıkasında 114 ile 115. sayfada geçiyor. Yani 27. mektupta geçiyor. Yine aynı şekilde bu tarihçi hayatın 290. sayfasında ve Kastamonu hayatının da yani Said Nursi'nin 2. Dünya Savaşı'nda yazdığı mühim bir mektuptur başlığıyla geçiyor. Bakın burada Said Nursi 15 yaşından küçük çocukların şehit olduğunu, 15 yaşından büyük olanların ise cennetlik olduğunu nasıl belirtiyor? Said Nursi bu sözleri 2. Dünya Savaşı'nda yazmıştır. Onu da en baştan belirteyim. Şiddeti şefkat ve dikkatten bu kışın şiddetli soğuğuyla beraber manevi ve şiddetli bir soğuk ve musibeti beşeriyeden biçarelere gelen felaketler, helaketler, sefaletler, açlıklar şiddetle dikkatime dokundu. Birden ihtar edildi ki, bakın Said Nursi 2. Dünya Savaşı esnasında bunu yazıyor. Ve 2. Dünya Savaşı'nda birçok şeyler yaşanıyor, birçok kötü durumlar yaşanıyor. Ve Said Nursi'ye birileri ihtar ediyor. Acaba kim ihtar etti? Birileri ihtar ediyor. Böyle musibetlerde bakın ona sanki vahiy gelmiş gibi konuşuyor. Dikkat edin. ''Böyle musibetlerde kafir de olsalar hakkında bir nevi merhamet ve mükafat vardır ki ona nispeten çok ucuz düşer.'' Yani başına gelen belalara nispeten ona gelen mükafat gerçekten müthiştir diyor. ''Böyle musibeti maneviye masumlar hakkında bir nevi şehadet hükmüne geçiyor.'' ''3-4 aydır ki dünya vaziyetinden ve harbinden yani dünya savaşından hiçbir haberim yokken Avrupa'da Rusya'daki çoluk çocuğa acıyarak tahttur ettim.'' O manevi ihtarın beyan ettiği taksimat bu elim şefkate bir merhem oldu. Şöyle ki bakın dikkat edin. Said Nursi'ye bir ihtarat gelmiş ve Said Nursi'nin bütün üzüntüsü gitmiş. Bakalım o gelen ihtaratta ne diyor? Sanki ona bir vahiy getirmiş ve ona bir berat belgesi vermişler. Bakın ne diyor? O musibeti semaviyeden ve beşerin zalim kısmının cinayetinin neticesi olarak gelen felaketten vefat eden ve perişan olanlar eğer 15 yaşına kadar olanlarsa ne dinde olursa olsun şehit hükmündedirler. Müslümanlar gibi büyük mükafatı maneviyeleri o musibeti hiçe indirir. 15 yaşından yukarı olanlar eğer masum ve mazlum ise mükafatı büyüktür. Belki onu cehennemden kurtarır diyor. Bakın arkadaşlar, Said Nursi'nin burada söylediği söze dikkat edin. Hristiyan olanların cennete gideceğini söylüyor. E o zaman ne gerek var ki bizim Müslüman olmamıza, namaz kılmamıza, oruç tutmamıza? Baksanıza Hristiyanlar bile cennete gidiyormuş. Hadi e hepimiz Hristiyan olalım. Mazlum olduktan sonra zaten cennete gidiyoruz. Bu nasıl bir sözdür subhanallah? Bir de bana ihtar edildi diyor. Sanki ona Allah Azze ve Celle'den bir berat gelmiş gibi konuşuyor yani. La ilahe illallah. Bakın buradaki bu az evvel zikrettiğim söz işte Fethullah Gülen denen o FETÖ terör örgütünün elebaşısı böyle sözlerden nemalanarak dinler arası diyaloğu ortaya attı. Biraz sonra bunlardan tekrar size bazı paragraflar okuyacağım. Said Nursi'nin böyle yazılarını okuyan Fethullah Gülen bundan yola çıkarak dinler arası diyaloğu ortaya çıkardı. İşte Budizm ahlak dinidir. Hristiyanlarda La ilahe illallah esasında buluşalım. Yahudilerin iyisi de var, kötüsü de var. İşte kötü Yahudiler Siyonisttir, iyi Yahudiler şudur budur şeklinde böyle bir taksimata gidildi. Ve yıllarca biz bu memlekette Fethullah Gülen kafir dediğimiz için insanlardan çekmediğimiz kalmadı. Girmediğimiz cezaevi kalmadı yani. Bugün kim diyorsa desin Fethullah Gülen FETÖ'cüdür. Dünleyin bu adamlar Fethullah Gülen'i övüyorlardı. Ve arkadaşlar bu bir hakikattir. Hepinizin de kabul etmesi lazım. Bugün Fethullah Gülen'in en güçlü olduğu zaman da ona hoca diyenler hepsi ona şimdi beddua diyorlar. Ama Selefiler, Selefi Müslümanlar Fethullah Gülen'e en başından beri kafir diyorlardı, bugün de kafir diyorlar. Değişen hiçbir şey olmadı. Bir adamın darbe yapması teröristiktir evet ama küfür değildir o adamı kafir yapmaz. Yani Kur'an'da darbe yapan kafirdir diye bir ayet yok. Ve Fethullah Gülen'e biz en başından beri kafir diyorduk. O darbe yaptıktan sonra biz dedik ki Allah'ın hamdolsun bunun küfrü açığa çıktı. Bütün insanlar gördü. Yani insanların o şeytanlaştırdığı, bazılarının şeytanlaştırdığı selefiler var ya en başından beri bu hakkı söylüyorlardı. İşte o Fethullah Gülen bir zamanlar herkesin övdüğü o okyanusların ötesindeki büyük hazret var ya büyük hoca efendi. Bir zamanlar o adam kendisine dinler arası diyalog gettosunu işte bu yoldan ele alarak mottolaştırmıştı. Ve burada daha farklı farklı şeyler de göreceksiniz. Neymiş efendim? Hristiyan çocuklar savaşta ölürse şehitmiş. 15 yaşından büyükler de cennete girecekmiş. Ve Allah Azze ve Celle kendisi ayette söylüyor Hristiyanların kafir olduğunu, Yahudilerin kafir olduğunu. Yani sen haşa Allah'ın sözünü iptal mi ediyorsun? Sana gelen ihtarla Allah'ın sözünü ortadan mı kaldırıyorsun? Subhanallah. Yine başka bir örnekte arkadaşlar. Said Nursi Emir Dağı layıkasında birinci ciltte 150. sayfada 27. mektuptan bir derece mahremdir. Başlığıyla bir konuşma, bir söz söyleyecek. Bunun diğer geçtiği yer ise tarihçi hayattır. 473. sayfa. Aynı şekilde Emir Dağ hayatında da bir derece mahremdir. Başlığının altında bu yazıyor. Bakın Said Nursi Hristiyanlar hakkında ne söylüyor? Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim. Bir derece mahremdir. Hem Selahaddin'in asay Musa'yı Amerikalı'ya vermesi münasebetiyle deriz. Misyoneller ve Hristiyan ruhanileri hem nurcular çok dikkat etmeleri elzendir. Çünkü herhalde Şimel Cereyanı yani Rusya'dan gelen komünizm tehlikesi İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle İslam ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacaktır. Tabakayı azama müsaadekar ve vücubu zekat ve hürmet-i riba ile burjuvaları avamın yardımına davet etmesi ve zulümden çekmesi cihetinde Müslümanları aldatıp onlara bir imtiyaz verip bir kısmını kendi tarafına çekebilir. Bakın burada Said Nursi Müslümanlarla misyonerlerin ittifakından bahsediyor ve komünizm tehlikesine karşı bunların bir olması gerektiğini ve uyanık olması gerektiğini söylüyor. Gördünüz mü? Fethullah Gülen nereden nemalanıyor? Fethullah Gülen nereden almış bu ilhamını? Yani Fethullah Gülen bir gün yatağından kalkıp böyle düşünmedi. Kendisinin o pis habis akidesine en uygun bu Risale-i Nur'ları buldu. Müslümanlarla Hristiyanların birleştirilmesinden bahsediyor Risale-i Nur'da. Ve bunun kaynaklarını da zikrettik yani inanmıyorsanız açın bakın. Madem Müslümanlarla Hristiyanlar birleşecek o zaman bizim Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'i kabul etmemeleri, İslam'ın şiarlarını kabul etmemeleri, Müslümanları birçok dünyanın bölgelerinde yıllarca sömürmelerini nereye koyacağız? Yani Said Nursi o kadar bahsetmiş ki sanki Hristiyanların o komünizm tehlikesine karşı geldiği durum bir anda ortaya çıkmış gibi. Kardeşim yüzlerce yıldır sömürdüler, adamlar da Menşevikler ve Bolşevikler savaştılar, Bolşevikler kazandılar yani. Kendilerince devrim yaptılar. Ha, doğru yanlış o onların bileceği iştir. Ancak sen bu, bu, tehlikeye karşı hadi Hristiyanlarla birlik olalım. İslam ve Hristiyanlar şimal tehlikesine karşı dikkatli olsunlar şeklinde bir birlik çağrısı yaparsan o zaman biz sana deriz ki nerede kaldı vela, nerede kaldı bera, nerede kaldı Kur'an'ın Yahudiler ve Hristiyanları dost edinmeyen ayetleri? Bunları nereye koyacağız? Yani bu dinler arası diyalog değil de nedir Allah için ben size soruyorum. Yine farklı bir örnek verelim arkadaşlar. Bu örnek de Emirdağ Laikası'nda 1. ciltte 194. sayfada geçiyor 27. mektupta. Aziz muhterem kardeşim evvela zatınızın bir risale kadar camii ve uzun ve müdekkikane hararetli mektubunuzu kemali merakla okudum başlığıyla geçiyor. Bakın orada da ne diyor dikkatli bir şekilde dinleyelim. Şimdi ehli iman değil Müslüman kardeşleriyle belki Hristiyanın dindar ruhaniyetiyle ittifak etmek ve medarı ihtilaf meseleleri nazara almamak ve riza etmemek gerekir. Hasbunallahu ve ni'mel vekil. Arkadaşlar bu dinler arası diyalog değil de nedir? Bakın Risale-i Nur'da geçiyor. Bunu ben mi uydurdum? Fethullah Gülen'in neyden nemalandığını gördünüz değil mi? O terör başısı, o binlerce insanı sömüren, onları onlarca yıl boyunca şirke davet eden insanları siyasal İslam adı altında şurada memur olun, burada şunu yapın, orada himmet verin, burada Sultan Gazetesi'ne üye olun bankasaya para yatırın, şöyle yapın, böyle yapın diye insanları tabiri caizse sözün meclisten dışarıya birer andaval gibi sömüren ve bunu da yıllarca Allah ile kandırarak yapan Fethullah Gülen'in dinler arası diyalog şiarını nereden aldığını gördünüz değil mi? Bakın Said Nursi apaçık bir şekilde ehli iman değil Müslüman kardeşleriyle belki Hristiyanların dinler ruhaniyetiyle bile ittifak etmesinden bahsediyor. Şimdi Fethullah Gülen'in papanın yanına gidip onun elini neden sıktığını daha iyi anladınız değil mi arkadaşlar? Bu dinler arası diyalog değil de nedir subhanallah? Şimdi de biraz batinilikten bahsedelim arkadaşlar. Risale-i Nur'daki batiniliği bir ele alalım. Batinilik biliyorsunuz arkadaşlar ayetlerin ve hadislerin zahir manaları dışında içinde bazı insanların anlayabileceği farklı manalar olduğunu iddia etmektir ve batinilik bir dönem İslam coğrafyasında çok ciddi bir şekilde güç kazanmış, yayılmıştı maalesef. Ve Risale-i Nur'da da batiniliğe bir övgü bulunmaktadır. Örnek vermek gerekirse Sikke-i Tasdiki Gaybi bölümünün 62. sayfasında, Kastamonu lahikasının 206 ve 207. sayfalarında 27. mektuptan Küçük Hüsrev Feyzi'nin bir istihracıdır kısmında bakın ne yazıyor. Ve madem necmeddin Kübra ve Muhiddin-i Arabi gibi pek çok ehli velayet, Necmettin Kübra ve Muhittin İbn Arabi var ya bu tarikatçıların ilahlarından. Pek çok ehli velayet manayı zahiriden başka yani zahiri manadan başka batini ve işari manalar ile ekser ayatı tefsir etmişler. Yani bunlar böyle derindeki anlamlarını ve işaret ettikleri bazı ayatı yani ayetleri tefsir etmişler. Hatta tefsirlerinde Musa ve Firavun'dan Murat kalp ve nefistir dedikleri halde ümmet onlara ilişmemiş. Hani Muhittin İbn Arabi bir kitabında diyor ya, Musa diye bir şey yoktur, ondan kastedilen kalptir. Firavun diye biri yaşamamıştır, ondan kast edilen de nefistir diyor ya. İşte Said Nursi bunu söylüyor. Ümmet onlara ilişmemiş sözde. Oysa ki arkadaşlar, yani bu videonun açıklama kısmına Muhittin İbn Arabi tekfir eden alimlerin listesini koyacağım. Hem de bu alimler bugün yaşamıyor yani. Onun kendi zamanında yaşayıp Muhiddin İbni Arabi'yi tekfir eden alimlerin listesini açıklama kısmına bırakıyorum. Oraya tıklayın bir görün bakalım hangi alimler onu tekfir etmişler. Devam edelim. Büyük ulemadan çokları da onları tasdik etmişler. Büyük ulema dedikleri de tarikatçılar. Elbette ayetin delaleti zımniye ile Risale-i Nur'a kuvvetli karinelerle işareti katidir. Şüphe edilmemek gerekir diyor. Yani buradan Said Nursi kendi Risale-i Nur'larına bir çıkarımda bulunarak diyor ki Bakın eskiden Muhiddin İbni Arabi gibi Necmeddin-i Kübra gibi bazı kişiler ayetleri böyle batini bir şekilde tefsir etmişti. İşte biz de bu ayeti batini bir şekilde tefsir edip Risale-i Nur'a mana çıkarmamız normaldir diyerek Muhittin i̇bn Arabi ve necmeddin Kübra kartını oynuyor. Ve arkadaşlar bu da yetmiyor. Daha sonra Sikke-i Tasdik-i Gaybi'de 112. sayfada 1. Şua'da 31. ayette kendisini bu tutumunu açıklamak için nasıl bir hale koyuyor? Bakın görelim. Saat ve Sin birbirine tam kardeş olması ve bir kelimede birinin yerine geçmesi münasebetiyle bu ayetteki sa'it kelimesinden saat sin okunsa Risale-i Nur'un tercümanını gösterir. Yani ayetteki o sa ve sin sa'it şeklinde sadı sin olarak okursak sa'it şeklinde okunacakmış. Said Nursi'yi gösteriyor. O yüzden o ayette Said Nursi'ye işaret edilmiş. Hani işari ve batini mana dedik ya. Evet o ayet zahiren başka bir şeyden bahsedebilir. Ama o ayetin işari tefsiri ve batini tefsiri aslında Said Nursi'ye işaret ediyormuş. Haşa ve kella. Bakın bunu Said Nursi'nin kendi talebeleri de tasdikler bir şekilde ne söylüyor biliyor musunuz? Siracun Nur başlığında, Siracun Nur bölümünde 257. sayfada işte Risaletun Nur'un kahramanı, işte Kur'an'da Said'in ve hadiste seyyid diye söylenen mübarek üstadımız Said Nursi. Yani talebeleri de belirtiyorlar ki Said Nursi'nin ismi Kur'an'da Said, hadiste de Seyit olarak geçmiş. La havle ve la kuvvete illa billah. Yani Ebu Hanife'nin ismi Kur'an'da sünnette geçmemiş. İmam Şafii'nin ismi Kur'an sünnette geçmemiş. İmam Malik'in ismi, İmam Ahmed'in ismi, Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Aşere-i Mübeşşere, bütün bu Abdülkadir Geylaniler, bütün evliyalarımız hiçbiri Kur'an'da geçmemiş. Said Nursi'nin ismi Kur'an'da geçmiş. Subhanallah. Risale-i Nur'daki vahdet-i ele alalım. Bakalım Risale-i Nur'da vahdet-i vücut nasıl bir şekilde ele alınmış. Bu arada arkadaşlar vahdet-i vücut şudur. Bütün her şey Allah'tır ve bütün her şey Allah'tan bir parçadır fikri. Haşa ve kella. Yani bu bardağı Allah yarattı ya, bu bardak Allah'tır. Allah'la bir bütündür ve Allah'ın parçasıdır. Haşa ve kella. Beni Allah yarattı ya, benim haşa Allah Azze ve Celle'nin bir parçası ve Allah'ın ta kendisi olma iddiasıdır. ve iyazu Biz bundan Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Zaten vahdede vücutla alakalı daha evvel video yapmıştık. Onu da inşallah açıklama kısmına bırakıyorum arkadaşlar. Oradan da ayrıntılı bir şekilde bilgi almak isteyenler seyredebilir. Bakalım Said Nursi Risale-i Nur'da lemalarda 298. sayfa ile 299. sayfada ve 28. lemada aziz kardeşim başlığının altında bakalım Said Nursi vahdeti vücut hakkında ne söylemiş de vücuda dair bir parça izahat istiyorsunuz. Bu meseleyi vahdede vücudu şimdiki insanlara telkin etmek yani onlara anlatmak ciddi zarar verir. Nasıl ki teşbihat ve temsiller havasın elinden avamın eline ve ilmin elinden cehlin eline girse hakikat telakki edilir. Öyle de vahdet-i vücut meselesi gibi hakaik-i ulviye ehli gaflet ve esbab içinde dalan avamlara girse tabiat telakki edilir ve 3 mühim zarar verir diyor. Bakın burada vahdet-i vücuda hakaik-i ulviye diyor. Yani ulvi bir hakikat diyor vahdet-i vücuda. Vahdet-i vücudun var olduğunu kabul ediyor. Ama diyor biz bunu avama anlatırsak insanlar bunu tabiat zannederler diyor. Yani insanlar bunu yanlış anlarlar ve yanlış yorumlarlar diyor. Subhanallah. Yani vahdet-i vücudun savunulan bir yeri varmış gibi bir de buna hakaik-i ulviye diyor. Yani ulvi bir hakikattir diyor. Biz bu şirkten Allah Azze ve Celle'ye sığınırız. Yine arkadaşlar farklı bir örnek verecek olursak lemalarda 38 ve 40. sayfada 9. lemada 1. sualimiz başlığında aynen şu şekilde geçiyor. Muhittin İbn Arabi demiş. Ruhun mahlukiyeti inkişafından ibarettir. Aşağı bunu Muhittin İbn Arabi söylemiş. O sual ile benim gibi zayıf bir biçareyi Muhittin İbn Arabi gibi müthiş bir harikayı hakikat bir dahiyaneyi ilmi esrara karşı mübazereye mecbur ediyorsun. Yani Said Nursi burada Muhyiddin İbn Arabi'ye teskiye veriyor. Yani ona kadar büyük bir alimdir, ne kadar büyük bir evliyadır diyerek burada ona teskiye veriyor ve bunu yaparken de sanki çok normal bir şeymiş gibi burada Said Nursi Muhyiddin İbn Arabi'nin ruhun mahlukiyeti inkişafından ibarettir. Küfür sözünü bir teskiye cümlesi olarak kullanıyor. Subhanallah. Yine başka bir örnek verelim arkadaşlar. Bu da Lemaat'ta geçiyor. 98 ve 100. sayfa arasında. Bakın burada da Muhyiddin İbn Arabi hakkında şöyle söylüyor. Eğer Muhyiddin dese gördüm doğrudur. Görmüş. O ruh öyle alidir. Kasten yalan söylemek ona hiç yaraşmaz. Kat antenezül etmez. Bakın burada görüldüğü üzere Muhyiddin İbn Arabi'nin Allah'a gördüğünü doğrudur o yalan söylemez diye Said Nursi tasdik ediyor aşağı ve kella. Yine mektubatta 76 ve 78. sayfada aynı zamanda da 18. mektup 2. meseleyi mühimme başlığı altında bakın ne geçiyor vahdet vücut ise bir meşrep ve bir hal ve bir nakıs mertebedir. Fakat zevkli, neşeli olduğundan seyr sulukta o mertebeye girdikleri vakit çoğu çıkmak istemiyorlar. Orada kalıyorlar. En münteha mertebe zannediyorlar. Burada da görüldüğü üzere arkadaşlar Said Nursi vahdeti vücudu övüyor. Subhanallah. Yine Lemaat'ta 98 ve 100. sayfa arasında mebahaslar kısmında Said Nursi şöyle söylüyor. İbnül Farid Burada İbnül Farid diye birinden bahsediyor. İbnül Farid aşak ve o araf muhiddinden daha ileri gitti. Ümmetin itabından ondan geride kaldı. Kusuruna bakılmaz. Yani arkadaşlar İbnül Farid diye bir zındık var. Muhyiddin İbn Arabi bile geride bıraktı. Allah'la görüştüğünü, Allah'la konuştuğunu, Allah'la oturduğunu, Allah'la kalktığını iddia etti. Said Nursi diyor ki İbnül Farid Muhiddin'i bile geçti. Allah'ı gördüm demekten de onunla konuştum, oturdum, kalktım dedi. Ama onun yaptığına Said Nursi ne diyor arkadaşlar? Ümmetin hitabından ondan geride kaldı, kusuruna bakılmaz diyor. Yani o tekfir edilmez, ona bir şey denmez diyor. Subhanallah. Bu arada İbnül Farid hakkında muhtemelen nurcular ve tarikatçılar hemen bir itiraz getirecekler. Sen evliyalara hakaret ediyorsun falan filan zaten tarikatçıların söylediği genel şey bu. Selefiler evliyalardan nefret ediyor. Hayır, biz evliyalara düşman değiliz. Biz şeytana ve şirke düşmanız. Ve bunun da kaynağını söyleyeyim sonra sızlamasınlar nazm Suluk diye bir kasidesi var İbnü'l-Farid'in. Türkçeye de çevrildi. İsterseniz okuyabilirsiniz. Burada İbnü'l-Farid bu kasidesinde nazm Suluk kasidesinde bakın ne diyor. En baştan Estağfurullah ve leh'' diyerek okumaya başlıyorum. Makamda kıldığım namazlar onadır. Yani Allah'adır. Ve şahit oluyorum ki yani görüyorum ki o da bana namaz kılıyor. Yani haşa Allah ona namaz kılmış. Her ikimiz de namaz kılan biriz. Yani benle o bir bütünüz, aynıyız. Yani haşa ben Allah'ım diyor secde etmek de kendi hakikatidir. Yani o Allah namaz kıldığında zaten kendine namaz kılıyor diyor. Her secdede bir olarak bana namaz kılan benden başkası değildir. Yani ben Allah'ım, kendi kendime namaz kılıyorum. Benim kıldığım namazlar aslında banadır diyor. Her secde de namazım da benden başkasına değil. Ben oyum, o da ben. Ayrılık yok aramızda. Aksine zatım, zatımı sevdi. Benden bana elçi olarak gönderildim. Zatım ayetlerimle bana delalet etti diyor. Haşa ve kella. Yani bu İbnül Farid denen kafir Allah düşmanı melun zındık diyor ki ben Allah'ım. Uzun lafın kısası. İsteyenler bunu internetten araştırabilirler. Burada da biraz Said Nursi'nin Risale-i Nur'un kendisine vahyedildiği ve kendisine öğretildiği kısımlarını ele almak istiyorum. Mesela Said Nursi diyor ki benim gibi yarı ümmi ve kimsesiz bulunan bir adam Risale-i Nur'a sahip değildir ve o eser onun hüneri olamaz onunla iftihar edemez. Belki doğrudan doğruya Kur'an-ı Hakim'in bu zamanda bir nevi mucize-i maneviyesi olarak rahmet-i ilahiye tarafından ihsan edilmiştir. Yani Risale-i Nur benim kendi eserim değil onu bana Allah verdi diyor. O adam binler arkadaşıyla beraber o hediyeyi Kur'aniye'ye el atmışlar. Her nasılsa birinci tercümanlık vazifesi ona düşmüş. Onun fikri ve ilmi ve zekasının eseri olmadığına delil Risale-i Nur'da öyle parçalar var ki bazısı 6 saatte bazısı 2 saatte, bazısı 10 dakikada yazılan risalelerdir. Yani Said Nursi diyor ki bu bana ait değil. Hatta bunun delili de diyor o kadar müthiş risaleleri bazılarını 6 saatte, bazılarını 2 saatte, bazılarını da 10 dakikada yazdık yani. Bu bir normal insan işi değil diyor. Bu üstün zeka işi değil diyor. Bu direkt Allah tarafından verilmiş bir şeydir diyor. Haşa ve kella. Yani bunu arkadaşlar ıvırıp kıvırmaya gerek yok yani. Bunu tevil etmeye gerek yok. Apaçık ortada. Daha bitmedi yani devam ediyor. Ben yemin ile temin ediyorum ki. Bakın Said Nursi devam ediyor. Ben yemin ile temin ediyorum ki yemin ediyor. Eski Said'in 1923'ten önceki Said'in kuvve-i hafızası da yani hafıza gücü de beraber olmak şartıyla ilk 10 dakika işi 10 saatte fikrim ile yapamıyorum. O bir saatlik Risale'yi iki gün istidadımla, zihnimle yapamıyorum. Ve o bir günde altı saatlik Risale olan 30. sözü ne ben ne de en müdakkik dindar filozoflar altı günde o tahkikat yapamazlar. Ve hakeza diye böyle devam ediyor. Bunun da kaynağını isteyenler için hemen söylüyorum arkadaşlar. Şuaların 534 ve 535. sayfasında birinci şuada iki acip suale cevaplar kısmında geçiyor. Yine aynı şekilde Sikkei Tastiki Gaybi'nin 68 69. sayfalarında geçiyor. Ve yine aynı şekilde arkadaşlar Kastamonu Laikası'nın 179. sayfasında 27. mektup kısmında geçiyor. Burada gördüğü üzere Said Nursi bunları kendisinin yazmadığını, Allah tarafından yazdırıldığını, bunu en büyük zeka sahiplerinin bile yapamayacağını açık bir şekilde beyan ediyor arkadaşlar. Said Nursi bu iddialarında daha da ileriye giderek bakın ne iddia ediyor lütfen dikkat edin. Aynen bu ehemmiyetli hikmet içindir ki bazı defa haberim olmadan, bakın bakın haberi olmadan sanki vahiy geliyormuş gibi, haberim olmadan ihtiyarım ve rızam olmadığı halde Hani vahiy de peygamberimize onun haberi olmadan aniden gelirdi ya. İhtiyarım ve rızam olmadığı halde ince hakaiki imaniye ve kuvvetli hüccetler müteaddit risalelerde tekrar edilmiş. Ben pek çok hayret ediyordum. Neden bunlar bana unutulmuş? Tekrar yazdırılmış. Hani Kur'an'ın bazı ayetlerinde bazı ayetler sürekli tekrar edilir ya. Said Nursi de burada haberim olmadan böyle yaptım diyor. Yani Allah bana böyle yaptırdı diyor. Bunun delili de Sikki-i Tasdik-i Gaybinin 36. sayfasıdır arkadaşlar. Devam edelim. Said Nursi hala devam ediyor. Bakalım ne diyor? Risale-i Nur 20. asrın Müslümanlarını ve bütün insanları koyu bir fikir karanlığından ve müthiş delalet yollarından kurtarmak için müellifin kendi ihtariyle yazılmış değil, Cenab-ı Hakk'ın lisanıyla yazmış bir eserdir. Haşa ve kella, haşa ve kella. Görüldüğü üzere Allah'ın diliyle, Allah'ın lisanıyla yazmış bir eser olduğunu açık bir şekilde söylüyor. Bunun tevhili olabilir mi ya? Ben size Allah için soruyorum. Bunun delilini sormak isteyenlere de rehberler 141. sayfada gençlik rehberinde geçiyor bu. Yine aynı şekilde Alsay Musa'nın 118 tarihçi hayatında 579. sayfasında geçiyor. Yani arkadaşlar görüldüğü üzere çok açık bir şekilde bunun Allah lisanıyla yazıldığını belirtiyor. Cenab-ı Hak'tan gelmiş bir şey olduğunu iddia ediyor. Haşa ve kelle. Yine devam edelim arkadaşlar. Said Nursi sözlerde 157. sayfada 14. sözün zeylinde diyor ki manevi ve ehemmiyetli bir canipten şimdiki zelzele münasebetiyle 6-7 cüz'i suale karşı yine manevi ihtar yardımıyla cevapları kalbe geldi. Tafsilen yazmak kaç defa niyet ettimse de izin verilmedi. Yani Sayyid Nursi'ye mani, yukarıdan böyle manevi bir canipten bir ihtar gelmiş ve o ihtarı yazmak istemiş ama yazdırılmamış. Yani o kalbine o ihtar edilmiş, kalbine gelmiş, yazmak istemiş de yazdırılmamış yani. Vel iyazu billah. Arkadaşlar bu ya peygamberlik iddiasıdır ya deliliktir başka bir şey değil. Yine devam edelim arkadaşlar. Ya tabi bunu da bir yere kadar anlamak olabilir. Sonuçta defalarca kez zehirlendi, defalarca kez hapse girdi çıktı. Yani bunun yaşadığı şeyler normal değil. Biz bile 3-4 tane cezaevine girdik nasıl sıkıntılar çektik öyle değil mi arkadaşlar? O yüzden bir yere kadar anlamak lazım ama öyle sözler var ki artık diyorsun hayır bu kadar da olmaz yani. Ya bu bir delidir ya da bu bir kafir müşriktir yani. Bunun başka bir açıklaması olamaz. Varsa buyurun yani buyurun oturalım konuşalım hep beraber münazara edelim. Bunu ya bir delinin söyleyeceğini ya da bir kafirin bir müşriğin söyleyeceğini biz ispat edelim. Siz de aksini ispat edin. Devam edelim arkadaşlar. Yine aynı şekilde Said Nursi'nin gaybtan haber verdiği bazı kısımları kaynak olarak zikretmek istiyorum. Mesela tarihçi hayatta birçok yerde Said Nursi hep kendisine Risale-i Nur'un ihtar edildiğini zikreder. Yine aynı şekilde Kastamonu layıkasında birçok yerde Risale-i Nur'un kendisine ihtar edildiğini söyler. Yine aynı şekilde şualarda, lemalarda, rehberlerde, bağla layıkasında, mektubatta, asay-ı musada, iman ve küfür muvazenelerinde, orada sadece 55. sayfada geçiyor. Buralarda Risale-i Nur'un kendine ihtar edildiğini, Allah tarafından kendine verildiğini söylüyor. Bu apaçık vahiy iddiasıdır arkadaşlar. Başka bir şey değil yani subhanallah. Risale-i Nur'da ihtar edildiği dışında bazı kelimeler de zikredilmiş. Bunun Allah tarafından kendisine verildiğine dair bazı kelimeler zikredilmiş. Bunlardan bahsedecek olursak mesela 219. sayfada 11. şuada diyor ki bana yazdırıldı. Yine aynı şekilde izni olmadığından yazılmadı diyor Kastamonu layıkasında 28. sayfada. Yine aynı şekilde hakikatten haber aldım diyor Kastamonu layıkasında 115. sayfada. Yine aynı şekilde irade ve ihtiyarımla yazmadım diyor şuallarda 83. sayfada. Yine aynı şekilde ihtiyarsız olarak telif edildiğinden yani benim haberim olmadan yazıldığından diyor. Yine aynı şekilde beyana izin verilmedi. Yani bana ihtar edildi ama anlatmama izin verilmedi diyor. Şu alarda 480. sayfada. Yine aynı şekilde yazmaya izin verilmedi diyor. Sözlerde 157. sayfada. İşte arkadaşlar böyle birçok örnek var. Yani Said Nursi Allah tarafından kendisine bunların hep verildiğini, bunun Allah'ın izni ve Allah'ın yardımıyla Allah'ın vahiyle olduğunu apaçık bir şekilde iddia ediyor. Yani apaçık bir şekilde ben peygamberim bana vahiy geldi demiyor ama lafı dönüp dolaştırıp oraya getiriyor. Tıpkı bugün Fethullah Gülen'in ben Mehdi değilim deyip her fırsatta kendisinin Mehdi olduğunu ön plana koyması gibi. Tıpkı bugün Adnan Oktar'ın Mehdi'nin bütün özelliklerini sayıp ama Mehdi ben Mehdi değilim diyecek diye kendisini kıvırıp apaçık Mehdi olduğunu ilan etmesindeki gibi. Burada da Said Nursi ben peygamber değilim ama bana da vahiy geliyor demek ki ben Mehdi'yim demeye getiriyor laf arkadaşlar. Said Nursi Risale-i Nur'unda Celcelutiye isimli bir kasidenin Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy yoluyla geldiğini iddia ediyor ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iftira atıyor. Bakın, Said Nursi Sike i Tastiki Gaybide 136. sayfada 8. şuada ne diyor? Madem Celcelutiye vahiy yoluyla Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a nazil olmuştur, madem allem Huyub'un ilmiyle yani gayb ilmiyle, gelecek ilmiyle ifade-i mana eder yani orada gelecekten haberler vardır, hem madem celcelutiye manayı mecaz ile yani mecaz anlamla o kasidenin hakikatini ispat eden Risale-i Nur'a yani o celcelutiye kasidesini ispat etmiş Risale-i Nur Tasdik-i Gayb'da orada sarihen ve onun 13 ehemmiyetli risalelerine işareten haber vermekle beraber Risale-i Nur müellifi ve onun 13 ehemmiyetli vakat hayatına yani hayatındaki olaylara imaen, remzen, işareten manayı mecaz ile haber veriyor. Görüldüğü üzere arkadaşlar Said Nursi burada Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iftira atıyor ve Celcelutiye diye bir kasidenin geldiğini söylüyor. Yine Said Nursi Sikke-i Gayb'da 141. sayfada 8. şuada bakın ne diyor. Hem madem Celcelutiye'nin aslı vahidir ve esrarlıdır yani gizlidir, saklıdır ve gelecek zamana bakıyor yani gaybtan haber veriyor ve gaybı umuri istikbaliyeden haber veriyor. Bakın arkadaşlar bu bir iftiradır. Peygamber aleyhissalatü vesselam nedir? Resuldür değil mi? Resul ne demektir? Allah'tan gelen haberi insanlara Risale'yi ulaştıran demektir. Resul neydir arkadaşlar? Tebliğ ve tebiğin görevine sahiptir. Kur'an'ı insanlara hadisleriyle anlatır. Celcerütiye diye bir Risale gelmiş. Said Nursi sadece bunu Hazreti Ali'ye söylediğini söylüyor Peygamber aleyhissalatü vesselam. Bu peygamberin peygamberlik görevini eksik yaptığını iddia etmektir. Bu başlı başına bir küfürdür arkadaşlar. Bunun hiçbir tevil yanı yoktur. Yani nurcular bunu tevil etmeye çalışmasın. Celcelutiye kasidesi diye bir ayet mi var? Bir hadis mi var? Ya hadi hadisi geçtim. Zayıf bir rivayet mi yok ya? Bize gösterin arkadaş. Risale-i Nur Kur'an'ı tefsir ediyor diyorsunuz. Buna biçim bir tefsirdir. Buna Risale-i şeytan demek lazım yani. Risale-i iftira demek lazım. Böyle bir Risale-i Nur mu olur subhanallah? Bakın daha sonra da ne diyor? Peygamber ve vesselam'a celcelutiye diye bir kaside gelmiş. Resulullah bunu bize söylememiş ne dört mezhep bahsetmiş, ne sahabe bahsetmiş, ne tabi'in, tebe tabi'in, ne selefi salihin bahsetmiş. Said Nursi bahsetmiş ve bakın bir de bu yetmiyormuş gibi Hazreti Ali'ye de vahiy geliyor. Bakın ne diyor? Ee, Sikke-i Tasdiki Gayb'da 167. sayfada 18. lemada diyor. Cebrail'in ala nebiyyine huzuru nebevide getirip Ali'ye sekine namıyla bir sayfede yazılı ismi azam Ali'nin kucağına düşmüş. Hem Ali diyor ben Cebrail'in şahsını yalnız alaimus sema yani e, kuşağı suretinde gördüm, sesini işittim, sayfaya aldım, bu isimleri buldum diyor. Yani Said Nursi Hazreti Ali'ye de Sekine isimli bir sayfanın geldiğini söylüyor. Bu vahiydir arkadaşlar. Hazreti Ali'ye hadi peygamber olduğunu iddia ettim bir de ona vahiy gelmiş. Yani böyle bir iftirada bulunuyor. Bu da yetmiyor. Ali radıyallahu üzerinden kendini temizlemeye çalışıyor Said Nursi. Bakın sikke i Tasdik-i Gayb'da birinci şuada ne diyor? İmam Ali kaside-i celcelutiyesinde sarahat derecesinde Risale-i Nur'a bakmış ve ona işaret ederek konuşmuştur. Subhanallah. Burada da Risale-i Nur'u Ali radıyallahu anh üzerinden gelen vahiy ile temizlemeye çalışıyor. Yine başka bir örnek verelim. Burada yine diyor ki Sike-i Tastiki gaybde 18. lemada Ali ihbaratı gaybiyede yani gaybli haberlerde ait şu kasidenin bir kısmını Risale-i Nur'un şakiplerine bilhassa baktığına ve müteaddit emareler varmıştır. Yani açık bir şekilde böyle şüphesiz bir şekilde sayılı emareler vermiştir diyor. O da Gavsi Geylani gibi Risale-i Nur'un makbuliyetini imza ediyor, alkışlıyor diyor. Yani Ali R. olan an Abdülkadir Geylani gibi Risale-i Nur'un maneviyetini tasdiklemiş diyor. Yani arkadaşlar bu Celcelütüye kasidesini Peygamber Aleyhisselam'a Allah vahyetmiş. Peygamber görevini yapmamış, peygamberlik görevini yapmamış. Bunu saklamış sadece Ali'ye söylemiş. Ali de ledun ilmiyle mana aleminde Said Nursi'ye bunu anlatmış. Said Nursi de geliyor bunu bize anlatıyor. Yani Said Nursi burada peygamberin eksik yaptığı görevi tamamlıyor. Yoksa Said Nursi peygamberlik mi iddia ediyor? Bu arkadaşlar hiç şüphesiz şirk ve küfürdür baştan sona. Bunun savunularak hiçbir yanı yoktur. Yani bazı YouTube kanalları, Sözler Köşkü, Çay House, Maksat 114, Hayalhanem, Mehmet Yıldız falan, Son Liman, şu bu. Bunlar Said Nursi'yi öveceklerine, bunlar böyle şeylerden bahsedeceklerine Allah'tan korksunlar, hakkı anlatsınlar. Gidiyorlar Nurettin Yıldız'la onunla bununla röportaj yapıyorlar. Said Nursi kimdir? Çok büyük bir evliyadır, şöyledir, böyledir. Kardeşim ilmi ketmetmeyin, insanları cehenneme davet ediyorsunuz siz. Allah'tan korkun, hakkı anlatın. Burada Peygamber ve vesselama Celcelüti diye bir kasidenin geldiğini söylüyor. Nerede geçiyor bu? Nerede geçtiğini size söyleyeyim mi arkadaşlar? Şianın en radikal kolu Rafiziyye'de bu geçiyor. Bugün merkezi Irak hükümetinin resmi mezhebidir bu. Rafizi kol Şiiliğin en radikal koludur. Rafiziye de Ali radıyallahu anh'a da vahiy gelmiştir. Peygamber aleyhissalatü vesselama eksik gelen bir takım ibareler Kur'an'da geçmediği için onlara Kur'an-ı Kerim'in tam olduğunu asla anlatamazsınız. Rafizilere göre Kur'an-ı Kerim eksiktir. Ve Şiilerin birçoğunun inancı da budur. Said Nursi Şam'dayken Şii Mollalardan bu kadar fazla etkilenmiştir. Kalkıp insanlara bu hakkı hakikati anlatın. İnsanlardan ilmi ketmetmeyin dünyada biraz makamınız olacak, biraz saltanatınız olacak, 2-3 tane ateist tövbe edecek, dine gelecek diye dönmediğiniz dolap kalmadı ya. Allah'tan korkun ya. Bırakın insanlar sizi kınasın, bırakın insanlar sizden nefret etsin. Allah sizi sevsin, Allah hakkı anlatın. Yine arkadaşlar Said Nursi, Siki i, -i Gayb'da 131 ve 130. sayfalarda 8. Şua'da Ali radiyallahu anh'ın Risale-i Nur'a işaret ettiğini anlatmak için uzun bir matematiksel hesaplama yapıyor. Ve bu matematiksel hesaplama üzerinden diyor ki Diğer bir ismi olan zaman lakabına dahi Ez-Zaman kelimesiyle ima etmekle beraber 1354 veya 1355 makamı cifresiyle Said'in hakikati halini ve hilaf adetini vaziyetini hefsu vikaye ile kesretli doğasını ve halvet ve ifzasını tamî ile tabir ve ifade ettiğinden Sarhete yakın bir surette parmağını teselli için basıyor diyor. Yani arkadaşlar burada da bu Celcelutiye isimli kasidede Matematiksel bir cifir hesaplaması yapıyor Said Nursi ve diyor ki burada Risale-i Nur açık bir şekilde işaret ediliyor. Said Nursi Risale-i Nur'larında birçok yerde bu şekilde ebced ve cifir hesabı yapmıştır arkadaşlar. Bu Yahudi büyücülüğünden İslam'ın bidatlerine sokulan bir haldir. Bugün İslam'ın bidatlerinin birçoğu Budizm'den özellikle tasavvufçuluk, Hristiyanlıktan ve Yahudilikten gelmiştir. Mesela menzilciler tövbe dağıtıyorlar ya. Bu iple tövbe dağıtmak Budizm'den geçmiştir. Menzilcilerin mütemadiyen gidip tövbe etmeleri de Hristiyanların yaptığı peder ben çok günah işledim beni affet diye hani perde arkasından tövbe ediyorlar ya. Hristiyanlıktan geçmiştir. Nurculuğa da bu Ebced ve Cifir hesabı Yahudilikten geçmiştir. Ayetler üzerinden matematiksel hesaplamalar yapmalar. Yani Allah Azze ve Celle bize Kur'an'da apaçık bir şekilde ebced ve cifirden haber vermedi. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ebced ve cifirle hesap yapmadı. Dört büyük sahabe aşere-i mübeşşere 124 bin ashab bundan haber vermedi. Bize ebced ve cifir yapmadılar. İmam Şafi, İmam Malik, İmam Ahmet, İmam Ebu Hanife ve diğer tabi'in, tebe-i tabi'in, selef-i salih'in alimleri bundan bize haber vermediler. Said Nursi çıkıyor ebced ve cifir yapıyor. Ve Ebced ve cifri de araştırdığınızda yazın Google'a bakın. Araştırdığınızda göreceksiniz ki bu Yahudilikte var olan bir şeydir. Subhanallah. Yani Yahudilerin yaptığı bir amelle kendisini aklı çıkarmaya çalışıyor. Ve o kadar komik gerçekler ortaya çıkıyor ki arkadaşlar. Mesela birkaç tane Said Nursi'nin yaptığı Ebced'den size örnekler vermek istiyorum. Bakın arkadaşlar Tılsımlar Mecmuası'nda Said Nursi 181. sayfada Ma'idetül Kur'an'da Bakara suresi 23. ayetin üzerinden şöyle söylüyor arkadaşlar. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina. Bu ebced olarak 1372'ymiş ve 1372 için de Said Nursi diyor ki devri nurun başlangıcıdır. Yani bu Bakara suresi 23. ayette Said Nursi'ye Allah azze ve celle işaret etmiş aşağı ve kella. Yine Tılsımlar Mecmuası'nda 193. sayfada Maidatul Kur'an başlığı altında Said Nursi diyor ki Şems-i Kur'an'ın meydan okumasına bir zeyl olarak ondan layenfek bir inşa olan envar Nuriye'nin bütün aktar aleme okuyuşunu gösteriyor. Yani bu Said Nursi'nin risalelerine işaret ediyor. Yine başka bir örnek verelim arkadaşlar. Said Nursi de fe'tu bi suretin min misli kelimelerinin 1880 ebced rakamına denk geldiğini söylüyor ve buradan da yola çıkarak bunun Atatürk'ün doğum tarihi olduğunu işaret ediyor. Diyor ki aynen şöyle geçiyor. Son asırların tağut delaletinin doğumu olup onun temsil ettiği ruhu delalete Hazreti Kur'an'ın ve ondan nebean çıkan Risale-i Nur'un meydan okumasını gösterir. Bakın burada da Said Nursi Atatürk'e tağut diyor. Yani Said Nursi Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen yöneticiye tağut diyor. Bugün biz Birilerine tağut dediğimizde tağut Kur'an'da 31 ayette geçer. Allah 13 ayette tağuttan bize açık bir şekilde haber verir. 8 ayette de reddetmemiz gerektiğini söyler. Biz bugün tağuttan bahsettiğimizde diyorlar selefiler eşittir, selefiler vahabidir, selefiler şudur, selefiler budur bir sürü iftira atıyorlar. Ki vahabi diye bir şey yok. Onu da açıklama kısmına linki bırakıyorum. Allah için izleyin. Oradan da göreceksiniz. Biz tağuttan bahsedince her türlü bela bizim başımıza geliyor. Said Nursi risale Nur'da tağuttan bahsedince hiçbir şey yok ve nurcuların hiçbiri de tağuttan bahsetmez. Hiçbiri. Giderler 2-3 tane ateistle uğraşırlar. Giderler 2-3 tane yoldan beri berduş, ayyaş, zerduş ne kadar saçma sapan adam varsa onlarla röportaj yaparlar. İslam'ı anlattıklarını zanneder. İslam tevhiddir, tevhid. tevhide anlatacaksınız. Şirki küfrü anlatacaksınız. Bakın Said Nursi bile bahsetmiş. Ama yanlış yolla bahsetmiş. Atatürk'ün doğum tarihini Kur'an'dan ayet üzerinden anlatmaya çalışmıştır. Ve bu ebceddir, bu caiz değildir. Yine bakın başka bir örnek verelim. Sikke-i Tasdiki Gayb'da yine birinci şuada 11. ayette Said Nursi Bakara suresinin 129. ayeti üzerinden diyor ki ayetin makamı cifri yani cifir adedi 1302'dir. Risale-i Nur'un müellifinin Kur'an dersini aldığı tarihe tam tavına tevafuken Remzen Kur'an'ın bir bahiri ve bir buhranı olarak Risale-i Nur'a bakar diyor. Yani burada da Said Nursi bu ayetten bir cifir çıkarımı yaparak ebced sayısı üzerinden kendisinin Kur'an öğrenme yaşına atıfta bulunmuştur. Bu da arkadaşlar Yahudilikten gelmiş, Yahudi kabalacılığından gelmiş bir bidattir, bir hurafedir, bir şirktir. Kur'an üzerinden çeşitli rakamsal çıkarımlarda bulunmak. Yine aynı şekilde arkadaşlar İbrahim suresi 5. ayet üzerinden de Said Nursi Sikke-i Tasdiki Gayb'da 111. sayfada 1. şuada İbrahim suresi 5. ayet üzerinden yola çıkarak diyor ki bu Risale-i Nur'a ima en bakar daha sayılacak çok gaybi ibaretler vardır. Fakat bana izin verilmedi şimdilik kalsın diyor. Burada da bir cifir hesabı yaparak ebced sayısı üzerinden bu ayetinde Risale-i Nur'a işaret ettiğini söylüyor. Ve Allah tarafından ona izin verilmediğini, başka başka örnekler de varmış. Allah ona izin verilmemiş diyor. Yani arkadaşlar subhanallah. Aklı başında bir adam, sağlıklı bir adam bunu iddia eder mi? Hadi o adam bunu iddia etti. Binler, milyonlar insan bunun peşinden gider mi ya? Allah'tan korkmuyor musunuz siz hiç? Yani bu ebcedlerin hiçbir şekilde... ...o uygulaması da mantıklı değil arkadaşlar. Mesela Said Nursi bir ebced sayısı çıkartıyor ya... ...işine gelince miladi takvime esas alıyor. İşine gelince rumi takvime esas alıyor. İşine gelince de hicri takvime esas alıyor. Bir de ayetlerden ebced çıkarttığı zaman da... ...kelimelerle kendisi oynuyor. Mesela bazı yerlerde Risale-i Nur diyor. Bazı yerlerde Risale-i Nur diyor. Bazı yerlerde Said Nursi diyor. Bazı yerlerde Said Kürdi diyor. Bazı yerlerde Bediüzzaman diyor. Yani böyle farklı farklı kelimeleri kendince çevirerek farklı farklı cifir sayıları veriyor. Mesela bazı yerlerde örneğin Sikke-i Gayb'da 100. sayfada Risale-i Nur'a 548 diyor. E aynı şekilde Sikke-i Gayb'ın 89. sayfasında da Risale-i Nur'a 598 diyor. Yani az önce sen Risale-i Nur'a 548 dedin sonra da 549 diyorsun. Ondan sonra arkadaşlar Bediüzzaman'a bir yerde 184 diyor, başka bir yerde 191 diyor. Sonra Muhammed kelimesine bir yerde 188 diyor, başka bir yerde 132 diyor. Yani Said Nursi bu isimlere verdikleri ebced hesaplarını kendi bile hatırlamıyor yani. Kendi bile bilmiyor neye ne hesap vermiş, nereden ne çıkartılmış. Kendi bile bu tutarsızlığı ortaya koyuyor arkadaşlar. Bunun üzerinden bir çıkarım yapalım inşallah. Said Nursi'nin kendi ebced hesapları üzerinden. Hatta mesela Said Nursi tısımlar mecmuasında 205. sayfada Nur Risalelerinde Said Nursi Hazreti Muhammed'in aynası olarak gösterilmiştir. Diyerek diyor ki binaenaleyh bu zat yani Said Nursi cismaniyet noktasında miratı peygamberdir diyor. Yani ebced hesabı yapıyor. Diyor ki Said Nursi ve Muhammed karşılaştırıldığında peygamberin aynasıdır. Yani peygamberin ebced sayısı da 92'dir. Said Nursi'nin ebced sayısı da 92'dir. Demek ki Said Nursi peygamberin miratı aynasıdır diyor. Yani arkadaşlar Peygamber ve vesselamla kendisini bir ayna olarak görüyor. Haşa ve kella. Mesela Said Nursi'nin yaptığı bu ebced saçmalığı üzerinden birkaç örnek vermek istiyorum. Muhammed kelimesinin Said Nursi'nin ebcedindeki karşılığı 92'dir arkadaşlar. zamanın Said Nursi'nin ebcedindeki karşılığı da 184'tür. Yani arkadaşlar Muhammed'in karşısına bir Muhammed daha koysak topladığında 184 ediyor. Yani buradan şunu mu çıkartacağız? İki Muhammed eşittir bir zaman. Haşa bunu mu çıkartacağız? Yine mesela Ebu Leheb'in ebced karşılığı, ebced cifir karşılığı 46'dır. Ebu Leheb'in karşısına ayine koyduğumuzda iki Ebu Leheb olduğunda 92 ediyor. E ee, baktığımız zaman da Hz. Muhammed de 92 idi. Ne yani şimdi biz saçma bir cümle kurup Muhammed suresindeki şu Muhammed kelimesi Ebu Leheb'e işaret ediyor mu diyeceğiz subhanallah. Böyle bir saçmalık olabilir mi arkadaşlar? Mesela yine müfsit kelimesinin ebced karşılığı 184'tür. zaman kelimesinin ebced karşılığı da 184'tür. Ne yani biz şimdi söyle mi söyleyeceğiz? Müfsit eşittir zaman. Bu saçma bir hesaptır arkadaşlar. Bu ebced ve cifir hesabı dinimize Yahudilikten sokulmuştur. Allah'tan korkmak lazım. Yine lemalarda 17. sayfada 3. lemanın 3. nüktesinde Said Nursi diyor ki bazı evliya bir dakikada bir günlük işi görmüş. Bazıları bir saatte bir sene vazifesi yapmış. Bazıları bir dakikada bir hatme-i Kur'an'ı okumuş. Bu rivayetleri ihbar ediyorlar. ''Böyle ki ehli hak ve sıdk bilerek kizbe elbette tenezzül etmezler.'' diyor. Yani alimler elbette bilerek yalan söylemezler diyor. O yüzden onlar bir dakikada Kur'an'ı bitirirler diyor. Onlar bir günlük işi bir dakikada yaparlar diyor. Onlar bir senelik işi bir saatte yaparlar diyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam mescidi nebevi inşa ederken aylarca uğraştı. Peygamber orayı bir dakikada yapmasını bilmiyor muydu? Sahabeler yıllarca acı işkence çektiler. Onlar o acıları işkenceleri bir saatte geçirmeyi bilmiyorlar mıydı? Yine aynı şekilde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an'ı bir haftada hatmetmiştir. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bir dakikada Kur'an'ı hatmetmeyi bilmiyor muydu? Yahu peygamberin bile sahip olmadığı özellikleri siz bu evliya dediğiniz insanlara nasıl veriyorsunuz ya? İnsanları evliyalar vardır ama siz insanları evliyalardan soğutuyorsunuz. Bu bakış açısı tasavvufun, tarikatçılığın tıpatıp aynısıdır. Dolayısıyla bunların biz tarikatçı değiliz söylemi kabul edilmez ve sayı olmayan bir söylemdir. Tutarsız bir ironidir, paradokstur. <laughs> Arkadaşlar Risale-i Nur'dan bazı istigası örnekleri de vermek istiyorum. Mesela bakın Said Nursi Siki'yi tasdik-i gayette 8. lemada ne diyor? Gavs beytinde diyor ki Garp'ta beni çağırdığı vakit onun imdadına yetişeceğim. Evet doğrudur. Arabi tarih ile 1339'da müthiş bir buhran-ı ruhi ve dehşetli bir heyecanı kalbi ve dağdağlı bir teveccüçü fikri geçirdiğim sırada pek şiddetli bir surette Hazreti Gafs'tan yardım istedim. Bir iki yerde bahsettiğim gibi Futuhul Gayb kitabı ile ve dua ve himmeti ile imdadıma yetişti. O krizi atlattım diyor Said Nursi. Yani burada Abdülkadir Geylani'den yardım istediğini ve Abdülkadir Geylani'nin de ona yardım ettiğini söylüyor. Arkadaşlar bir Müslüman Allah'tan başkasından yardım istemez. Ve Allah'tan başka hiç kimse de hiç kimsenin imdadına yetişmez. Burada cinler Said Nursi ile oynamışlar. Cinler Said Nursi'ye yardım etmişler. Said Nursi zannetmiş ki bana Gavs yardım ediyor. İşte şeytan bu cinler vesilesiyle Said Nursi'yi aldatmış, sapıtmış. Yani bugün bile ben size bazı cifir söylemlerinde bulunurum. Size bazı sihirler, büyüler öğretirim. Siz onu evde uygularsınız. Aa dersiniz ki Abdülkadir Polat keramet gösterdi. Hayır arkadaşlar, şeytan cinler aracılığıyla insanları aldatır. Bu oldukça açık bir şekilde ortadadır. Ve bunu iddia etmek demek müşrikliğin daniskasıdır. Bunu Ebu Leheb bile iddia etmedi subhanallah. Başka bir örnek verelim. Yine Sike-i Tastiki Gayb'de, parlak fıkralar ve güzel mektuplar kısmında 43. sayfada Said Nursi diyor ki 19. mektubu bir mecliste ve bir cuma gecesi okumak niyetiyle üzerime almıştım. Şiddetli yağmurlu bir geceydi. O mecliste okumak üzere elimi cebime koydum. O mübarek eser yerinde olmadığını hayretle gördüm. Eseri koyduğum cep yırtık ve delik olmadığı gibi ben de başka hiçbir yerde durmadığıma göre bu hale hayret etmemek kabil mi? O geceyi uykusuz geçirdim, müteessir oldum. Hazreti Gavs'tan bu mübarek eseri istedim. Bak Allah'tan istememiş, Abdülkadir Geylani'den istemiş. Lillahi'l-hamd, Allah'a hamdolsun, ertesi günü bu eseri dinlemekle namaza başlamış olan bir muallim vasıtasıyla bulundu. Şakır şakır yağmur altında ve çamur içinde bu mübarek eser bulunsa bile artık okunmayacak derecede olacağını tahmin edersiniz değil mi? şayan hayret ve cay dikkat ve medarı ibrettir ki en ufak bir leke bile olmamıştır. Yani Said Nursi diyor ki o yağmurda o çamurda o eseri ben düşürdüm. Ondan sonra Gavs-ı Geylani'den bunu istedim. O da bana verdi. Bir vaktim. hiçbir tarafı çamur olmamış, ıslanmamış. Yani cinler kendisine oyun oynamış. Cinler kendisini aldatmış. Ve Said Nursi de bu şekilde şeytanın kendi vehminden yola çıkıp onun şirkine düşüp Gavs'tan yardım istemiş. Ve Gavs da cinler aracılığıyla şeytan adı altında onu aldatmış kandırmış. Dolayısıyla arkadaşlar Allah'tan başkasından yardım isteyerek Allah'tan başkasına Allah'ın istigası sıfatını vererek apaçık bir şirk örneği ortaya koymuştur. Yani bu ne saçmadır ne büyük bir bidattir nasıl binlerce milyonlarca insan bunlar peşinden gidiyor benim aklım almıyor subhanallah. Yine arkadaşlar Said Nursi Müdafaalar isimli kitabında Afyon Müdafaası'nda 251. sayfada ve yine aynı şekilde Tarihçi Hayatta Afyon Hayatı kısmında Mahkemeye beyan ediyorum ki başlığının altında cennet ve cehennem hakkında şöyle bir konuşma yapıyor. Diyor ki bütün kanaat ve kuvvetimle ehli imana bir hizmeti imaniye yapmak için değil yalnız dünya hayatımı, fani makamatımı, belki lüzum olsa ahiret hayatımı ve herkesin aradığı uhrevi baki mertebeleri feda etmeyi hatta cehennemden bazı biçare ehli imanları kurtarmaya vesile olmak için lüzum olsa cennete bırakıp cehenneme girmeyi kabul ettiğimi hakiki kardeşlerin bildiği gibi diyor. Yani Said Nursi cehennemi herhalde arkadaşlar Kuşadası plajı zannediyor veya Didim'deki Altın Kum plajı zannediyor veya Fethiye'deki Ölü Deniz zannediyor. Said Nursi herhalde böyle cehennemi böyle hafif sıcak bir yer zannediyor subhanallah. Cenneti de o kadar hafif alıyor ki oradan çıkmayı göze alıyor. Yahu İdris peygamber bile cennete girmiş çıkmak istememiş yani subhanallah. Bunun birçok örnekleri var ki birçok insanlar o cennetin nimetleri karşısında eriyip gitmişler sahabeler gibi. Peygamber Aleyhisselatü vesselamın ashabından birçok kişi cennetle müjdelenmiş ve cennetle müjdelendikten sonra yaşamak istememişler. Said Nursi de maşallah cennete girdi sonra cennetten çıkıp cehenneme girmeyi istiyor bir iki tane adamı kurtarmak için. Ve cehennemi de o kadar hafif görüyor ki ben diyor ehli iman için orada yanmaya hazırım. Subhanallah bu Allah'a küçük görmektir. Allah'ın cehennemini hafife almaktır. Sen Allah'ın cezasını hafife alacak kadar güçlü olduğunu mu iddia ediyorsun? sen Allah'ın ödülünü hafife alacak kadar nimetkar olduğunu mu iddia ediyorsun? Subhanallah. Bu kadar da değil ya. Yine arkadaşlar Said Nursi birkaç adamın imanını kurtarmak için cehenneme girmeye hazırım diyor. Sözlerde 706. sayfada Emir Dağ layıkasının 2. cildinin 137. sayfasında Said Nursi bu şekilde birkaç adamın imanını kurtarmak için cehenneme girmeye hazır olduğunu söyleyerek Allah'ın cezası olan cehennem azabını hafif gördüğünü belirtiyor. Yine Emirdağ layıkasında 1. ciltte 12. sayfada ve Sikke-i tasdik Gayb'ın 12. sayfasında ve yine aynı şekilde Emirdağ layıkasının 1. cildinin 57. sayfasında 27. mektupta Said Nursi diyor ki bu hizmete yani ehli imanı delaleti mutlakadan kurtarmaya lüzum olsa dünyevi hayat gibi uhrevi hayatımı da feda etmeyi bir saadet bilirim diyor. Binler dostlarım ve kardeşlerim cennete girmeleri için cehennemi kabul ederim diyor. Haşa ve kella. Yani arkadaşlar bu Allah Azze ve Celle'nin kendisiyle insanları korkuttuğu cehennemi hafife almaktır. Allah Kur'an'da insanları bundan sakındırmış ve imanı kamil olan sahabeler cehenneme girmemek için ağlamıştır. Peygamber aleyhisselamın cennete gireceği kesin olmasına rağmen cehennemin korkusuyla ağlamıştır. Said Nursi ise cehennemin korkusuyla ağlamayı bir kenara bırakın. Bu cehennemi hafife alıp oraya girmeyi göze aldığını Risale-i Nur'un birçok yerinde belirtmiş. Yine farklı bir örnek verelim arkadaşlar. Aynı şekilde Said Nursi Sikiye Tasdik-i Gayb'de diyor ki ben cemiyetin imanını kurtarmak yolunda dünyamı da feda ettim ahiretimi de diyor. Yine aynı şekilde başka bir örnek verelim. Tarihçi Hayatta 600. sayfada Isparta Hayatı kısmında Said Nursi diyor ki ben cemiyetin iman selameti yolunda ahiretimi feda ettim. Gözümde ne cennet sevdası var ne cehennem korkusu. Cemiyetin yalnız 22 milyon Türk cemiyetinin değil yüzlerce milyon bütün İslam cemiyetinin imanı namına bir Said değil bin Said feda olsun diyor. Yani arkadaşlar Said Nursi burada dünyasını ve ahiretini de cemiyet için, insanlar için feda ettiğini söylüyor. Subhanallah arkadaşlar. Yani bir adamın Allah yolunda olduğunu sevgiyle beyan etmesi başka bir şeydir. Bir adamın Allah'ın cennetini boş vermesi ve cehennemi hafife alması bambaşka bir şeydir. Ehl-i sünnet vel cemaat icma etmiştir ki bu küfürdür. Arkadaşlar hatırlarsanız Cübbeli Ahmet bir konuşmasında ne demişti? Eğer Nakşibendi'nin Halidiye kolunda olursanız kabir melekleri sizi hesaba çekmez direkt cennete girersiniz demişti. Aynı şekilde Mahmud Efendi olarak bilinen Mahmud Usta Osmanoğlu da kendi yazdığı Ruhul Furkan tefsirinde kendi tarikatına mensup olanların cennetlik olduğunu beyan etmişti. Daha evvel bunlar hakkında video yapmıştık. Açıklama kısmına linklerini bırakıyorum. izleyebilirsiniz inşallah. Böyle ekran görüntülerine kadar göstermiştik. Burada da Said Nursi bir iki örnek vereceğiz. Kendi nur talebelerinin cennete gireceğini iddia ediyor. Haşa ve kella. Yani ahiret hayatı, kabir azabı, sorgu, sual, sırat köprüsü yok gerek yok. Direkt nurcular cennette. Bakın ne diyor arkadaşlar? İşaret ve beşareti Kur'aniye'de ifade eder ki Risale-i Nur dairesi içine girenler tehlikede olan imanlarını kurtarıyorlar ve imanla kabre giriyorlar, cennete gelecekler. diye müjde verirler. Tarihçi hayatta 277. sayfada Kastamonu hayatı kısmında diyor. Said Nursi Nur talebelerinin cennete gireceğini söylüyor ve bunun da kendisine işaret edildiğini, kendisine haber verildiğini iddia ediyor. Yine aynı şekilde arkadaşlar tarihçi hayatta 312. sayfada Kastamonu hayatı başlığı altında Said Nursi diyor ki birinci neticesi sadakat ve kanaat ve Risale-i Nur dairesine giren imanla kabre geleceğini gayet kuvvetli senetler var. Yani kuvvetli delilleri varmış ki Risale-i Nurcu olanlar imanla ölürlermiş yani. Arkadaşlar sahabeler ölüm döşeklerinde hüngür hüngür ağlamışlardır acaba cennete gidecek miyiz diye. Selman-ı Farisi, Ömer radıyallahu anh, Ebu Bekir radıyallahu anh, Buhari ve Müslim'de geçen sayı senetlerde biz okuyoruz ki bu sahabeler ölüm döşeklerinde ağlamışlardır. Hatta Ömer radıyallahu anh ölmeden övel, oğluna diyor ki ey oğlum beni başımı toprağa yaslayacak şekilde yere uzat. Umulur ki Allah beni affeder bana acır diyor. Aynı şekilde Ebu Bekir radıyallahu anh ölüm döşeğindeyken o kadar fazla ağlıyor ki oğlunun elbisesi ıslanıyor. Ve babasına diyor ki ey babacım sen ki cennetle müjdelenmiş birisin neden ağlıyorsun? Ebu Bekir olan diyor ki Allah'ın bana azap edeceğinden emin miyim diyor. Yine aynı şekilde farklı bir örnek verelim Selman-ı Farisi. Ölmeden önce o kadar fazla ağlıyor ki insanlar ey Selman sen cennete gideceksin senin bundan haberin var neden bu kadar ağlıyorsun diyor. Ve Selman-ı Farisi de Allah Azze ve Celle'nin korkusundan ağladığını belirtiyor. Yani arkadaşlar bununla alakalı sahabenin hayatında birçok örnekler vardır. Sahabe bile cennete girmekten bu kadar korkmuşken Said Nursi Nurcuların cennete gireceğini imanla öleceğini kesin bir dille haber veriyor. Bu küfür değil de nedir arkadaşlar? Allah Azze ve Celle hesaba çekmeden sen kimsin ki kimin imanlı öleceğini, kimin cennete gideceğini haber veriyorsun? Yani şöyle söylese anlardık. Yani Allah alem böyle gidersen Müslüman olarak ölürsün. Veya böyle gidersen inşallah cennete gidersin dese neyse. İnşallah da demiyor yani subhanallah. Şimdi Said Nursi'nin risaleleri hakkında daha farklı örneklere geçelim ve risaleleri ele almaya devam edelim inşallah.